Başkent Postası TV izleyicileri, koronavirüsü gündemi meşgul eden, bir an önce gitmesini ve terk etmesini istediğimiz bir virüs ile tekrar Türkiye boğuşuyor. Biz de tekrar bir yayındayız. Koronavirüs ile alakalı farklı noktalardan, uzmanlardan farklı görüşleri almaya devam ediyoruz. Sıradaki konuğumuz Merhamet Teşkilatı Genel Başkan Yardımcısı Nail Uslu Beyefendi, kişisel gelişim ve iletişim uzmanı. Kendisiyle konuyu değerlendireceğiz. Telefon hattımızdaki Nail Bey'e de bağlanarak genel bir konuyu, düşüncelerini almak istiyoruz. Alo. Nail Bey, Başkent Postası TV, Serdar Nalcı efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim Serdar Bey. Sesim umarım iyi geliyordur. Gayet iyi geliyor, enerjik geliyor. Kişisel ve gelişim iletişim uzmanısınız. Merhamet Teşkilatı Genel Başkanısınız. Nail Bey, ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Bu koronavirüsü tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan bir virüs. Bu koronavirüsü nedeniyle içinde bulunduğumuz olayla alakalı olağanüstü bir dönemdeyiz. STK'ların, özellikle yardım kuruluşlarının önemi daha da arttı. Bu Merhamet Teşkilatı'nın Genel Başkan Yardımcısısınız. Bununla alakalı kısaca bilgi verir misiniz? Teşkilatınızla alakalı, bu yardım faaliyetleriyle alakalı. Bunu bir dinlemek isterim efendim. Hay. Çok teşekkür ederim Serdar Bey. Öncelikle Başkan Postası'na ve şahsınıza teşekkür ediyorum. Bize böyle bir fırsatı verdiğiniz için. Tabii ülke olarak şu anda çok zor bir süreçteyiz. Bu zor süreçte biz de sorumluluğumuzun bilincinde olan bir yardım kuruluşu olarak elimizden gelen ne varsa hepsini sonuna kadar yapmaya çalışıyorum. Belki bizi izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz içerisinde teşkilatımızla bugüne kadar bir şekilde irtibata geçmiş olan pek çok kişi vardı. Ama bizi bilmeyenlerle ilgili birkaç şey söyleyecek olursak, Merhamet Teşkilatı henüz daha yeni bir teşkilat. 2015 yılında yerel ölçekte Osmaniye'de kurulmuş, 2018'de genel merkez Ankara'ya alınmış bir teşkilat. Merhamet Teşkilatı aslında isminden de belli olduğu gibi merhamet, insani yardım, insan hakları ve hürriyetleri insani yardım teşkilatı diye. Dolayısıyla sadece yardım konusu değil, insan hakları ve hürriyetleri konusunda da çalışmalar yapmak üzere kurulan bir teşkilat. Ama öncelikle işin yardım boyutu tabii bizim her şeyden daha fazla önemli. Şu anda genel merkezimiz Ankara'da. Türkiye'nin pek çok ilinde, yani Kırklareli'nden Şırnak'a kadar ülkenin doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde temsilcilikleri olan bir teşkilat. Dolayısıyla bu temsilciliklerimiz vasıtasıyla bölgelerdeki yardım koordinasyonlarını yapıyoruz. Yine Türkiye'nin her tarafında yardım gönüllülerimiz var bizim, merhamet gönüllüleri diye. Bu yardım gönüllüleriyle de belirli olağanüstü dönemlerde bizlere destek dışı çıkan vatandaşlarımız, onlarla da faaliyetlerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Efendim, teşkilatımız anladığım kadarıyla sadece Türkiye'de değil, uluslararası bir yardım kurulusunuz. Bu koronavirüsü tabii sizlere çok ihtiyaç düşüyor. Yani bu konuda da yardım çalışmalarınız dünyada ve hangi bölgelerde vardır Sayın Genel Başkanım? Bendeniz bu teşkilatın Genel Başkan Yardımcısı olarak zaten uzun yıllardır bundan önce de farklı yardım kuruluklarında görev yaptım. Bosna, Balkanlarda farklı ülkelere gittik. Bunun dışında diğer başka ülkelerde de yardım çalışmalarının içerisinde bulunduk. Zaten bu teşkilattan görev aldığım andan itibaren de pek çok yurt dışında farklı ülkelere gidiyoruz. Yardım faaliyetlerimizi oralarda da devam ettiriyoruz. Şimdi tabii Merhamet Teşkilatı uluslararası bir yardım kuruluşu. Onun için biz mazlumların ve mağdurların olduğu bütün coğrafyada varız. Yani bugüne kadar işte Bangladeş, Arakan, Kenya, Ghana gibi pek çok ülkelerde yardım faaliyetleri yürüttük. Yine buralarda, yani Kenya'da, Ghana'da, Bangladeş'te yetimhanelerimiz var bizim. Yine Türkiye'de, Kilit'te
Özellikle bu Suriye'deki iç karışıklıklardan sonra, savaştan sonra bizim biliyorsunuz Güneydoğu'daki illerimizde büyük bir yoğunluk oldu göç sebebiyle. Orada yetimhanemiz var. Biz aynı zamanda WHO yani Dünya İslam Sağlık Birliği'nin üyesi bir kuruluşuz. Dünya İslam Sağlık Birliği hali hazırda 110 ülkede irtibatı olan, orada sivil toplum kuruluşlarıyla müşterek çalışan bir kuruluş. Biz de bu kuruluşun üyesiyiz. Dolayısıyla işin şeyinde bakarsanız dünyanın farklı bölgelerinde 110 ülkede bizimle irtibatlı olan, yardım çalışmalarımızı mağdurlara ve mazlumlara ulaştıran temsilcilerimiz var diyebiliriz. Özellikle hepimizin bildiği gibi son dönemde Suriye, Adez, İdlib buralarda çok büyük yardıma ihtiyaç duyuldu. Oralardaki savaştan kaçan insanlar buralarda çadırlarda, derme çatma çadırlarda hayatını idame ettirmeye çalıştılar. Onun için biz de buraya duyarsız kalmamız mümkün değildi. Hemen son birkaç ay içerisinde ben de kendim bizzat ekiplerimizle beraber o bölgeye gittim. Genel Başkanımız Murat Bulut Bey, yine Genel Başkan Yardımcımız Doktor Kasım Sezen Bey, yine Genel Başkan Yardımcımız Şükrü Gök Bey ile birlikte farklı illerden il başkanlarımızı da yanımıza alarak ekipler olarak oralara gittik. Orada işte en son gittiğimiz bölge Afrin İdlib kırsalında bir bölgeydi. Orada çadır kentler kurduk. Merhamet çadır kenti kurduk. Oradaki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımlarında bulunduk. Tabii Türkiye'de maalesef bu kadar hayırlı işler yapılırken belirli bir kesim de bu işleri bulandırmak için, sulandırmak için elinden gelen gayreti gösteriyor. Ama biz merhamet teşkilatı olarak bir defa şundan hareketle temel ölçülerimizden birisi şu. Mazlumun ve mağdurun hiçbir zaman dini, dili, ırkı olmaz. Gözyaşının rengi de olmaz. Onun için nerede bir mağdur varsa, nerede bir mazlum varsa, nerede gözyaşı varsa merhamet teşkilatı oradadır. Bu sebeple biz Suriye'de bizim sınırımızın hemen 30 kilometrelik alanda özellikle işte bu İdlib'deki bombalardan sonra oralardan kaçan, canını kurtaran ve adeta Türkiye'ye sığınmak için sınırımıza kadar gelen kardeşlerimizin imdadına yetiştik. Şimdi bazıları dedim ya, bu işin bulandırma ve sulandırma derdindeyken biz niçin bunları yapıyoruz? Bir defa şunu söyleyeyim. Yani hayrun nas men yanfaun nas. İnsanların hayırlısı diğer insanlara faydalı olandır diyor Peygamberimiz. Yine komşusu açken tok yatan bizden değildir diyor. Yine bizim inancımız, dinimiz, siz yerdekilere merhamet edin, göktekiler de size merhamet etsin diyor. Onun için biz bütün bu inancımızdan kaynaklanan temel esaslara sırtımızı dönüp buradaki insanlar ne hali varsa görsünler diyemeyiz. Özellikle ben son dönemde yakın geçmişimizde kamuoyundaki bir takım artı eksileri de dikkate alarak şunu söylemek istiyorum. Evet. Bugün Halep dediğiniz, bugün Adez dediğiniz, bugün Afrin dediğiniz, bugün İdlib dediğiniz bölge daha çok kısa süre öncesinde yani 80-100 yıl öncesinden bahsediyorum. 402 yıl Osmanlı toprağıdır. Yani bunlar bizim vilayetimizdir. Buradaki insanlar bizim kardeşlerimizdir. Onun için biz uluslararası bir yardım teşkilatı olarak bizim hemen sınırımızda kardeşlerimiz feryat ederken, bizi kurtarın diye bize yalvarırken biz hiçbir zaman aman bana ne deme hakkına sahip değiliz. Hem İslamlığımız, hem insanlığımız, hem de bizim geçmişten gelen bin yıllık tarihimizdeki kültürümüz ve töremiz buna müsaade etmez. Onun için biz de merhamet teşkilatı olarak dünyanın neresinde mazlum varsa, dünyanın neresinde mağdur varsa, dünyanın neresinde gözyaşı varsa, dünyanın neresinde azınlıklara zulmediliyorsa,
Biz oradayız. Bunun adı Somali olabilir, bunun adı Sudan olabilir, bunun adı efendim Arakan olabilir, bunun adı Suriye olabilir, bunun adı Yemen olabilir, bunun adı Kenya olabilir, bunun adı Ghana olabilir. Nasıl Osmanlı İmparatorluğu efendim yardım konusunda kendisinden sığınmak isteyen Yahudilere bile kapısını açmışsa, biz insanların dinine, diline, ırkına bakmadan bu yardım faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bu özellikle çok hassas bir konu. Bunu burada vurgulamak istiyorum. Uluslararası Yardım Teşkilatı olarak yine Burkina Faso'da da bir takım yardım faaliyetlerini yaptık. Zannediyorum belki de soracaktınız. İsterseniz ben siz sormadan bu yardımlarımızı hangi başlıklar altında yapıyoruz, kampanyalarımız hangi başlıklar altında yürütüyoruz, isterseniz buna da cevap vereyim. Lütfen efendim, bir de ona şunu ekleyelim. Şu anki durum, koyduğunuz isimler, yardımlar yurt dışı harika çalışmalar. Canı gönülden tebrik ediyorum. Şu anda da onun ismini korona olarak koyarsak, gündemimizi meşgul eden, korona ile alakalı yardım taleplerinizde, bir çalışmalarınızda söyleyeceğiniz konuyla beraber bağlarsanız çok mutlu olurum. Arttı mı yardım talepleri, çalışmalarınız nedir Sayın Genel Başkan Yardımcım? Serdar Bey, teşekkür ederim. Şimdi tabii biz belki mazlum bir coğrafyanın çektiği sıkıntıları bu korona virüsü belası sebebiyle ülkemizde birkaç haftadır çekiyoruz. Yani evden çıkamamak ne demek? Mazlum coğrafyadaki insanlar oradaki zalimlerin bombalarından kaçarak günlerce, haftalarca evden çıkamıyorlardı. İşte biz şimdi bir musibet olan korona virüsü sebebiyle evlerde kapandık. Belki pek çoğumuz bir takım şeylere ihtiyaçları var. Dolayısıyla bizler bu anlayıştan hareketle şimdi yardımlarımızı 5-6 ana başlık altında devam ettiriyoruz. Merhamet Teşkilatı olarak. Şimdi bunlardan en önceliklisi, gerek ülkemizde ve gerekse yurt dışında ihtiyaç sahiplerine özellikle gıda yardımı. Bunu yapıyoruz. İkincisi, yakın dönemde ben de bizzat ekiplerin başında bulundum. Suriye ölçeğinde bizim sınır boyumuzdaki efendim evsiz, vatansız, yurtsuz kalmış aç, susuz insanlara bir taraftan gıda dağıtırken, bir taraftan da onlara efendim barınmak için çadır kentler kurduk. Efendim o çadırlara yataklar götürdük, sobalar götürdük, yakacak götürdük. Dolayısıyla o insanların imdadına yetiştik. Bu yardımlarımız da var. Bir başka başlık, biz eskiden beri her kurbanda mutlaka kurbanlarımızı dünyanın ihtiyaç duyduğu en acil bölgelere götürüyoruz. Oralarda kesiyoruz. Dolayısıyla birkaç yıldır, daha önce Arakan'da bu kurban kesimlerimiz yapılmıştı. Birkaç yıldır Afrika'daki ihtiyaç bölgelerini tespit ettik. Oralarda kurban kampanyalarımız devam ediyor. Yine bir başka husus, örneğin sizle şimdi konuşurken bile karşımda böyle hatıra olsun diye koydum. Küçücük tahta parçalarına efendim Kur'an'dan sayfeleri yazıyorlar, ayetleri yazıyorlar. O tahtaların üzerinde Kur'an okuyorlar, hafız yetiştiriyorlar. Kur'an kurslarında bu şekilde. Çünkü onlar Kur'an-ı Kerim, bizdeki Kur'an-ı Kerimler gibi Kur'an-ı Kerimler yok. Buna çok acil ihtiyaç duyuyorlar. Dolayısıyla son dönemde Kur'an-ı Kerim kampanyamız var. Bunu da Afrika'nın farklı bölgelerinde şu anda yoğun olarak Ghana'da ve Burkina Faso'da bu faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Yine Afrika tabii şu noktasında büyük sıkıntı duyulan bir bölge. Su kuyusu kampanyalarımız var. O da bir taraftan devam ediyor. Yine yetim burslarımız var. Demin de ifade etmiştim. Gerek yurt dışındaki farklı ülkelerde, gerekse bizim Kilit ilimizdeki yetimhanelerimizde barındırdığımız insanlara yetim bursları veriyoruz. Bu kampanyamızla devam ediyor. Şimdi bütün bu durumlar göz önündeyken, tabii Türkiye olağanüstü bir dönemden geçiyor. Evet. Yakın geçmişimizde Elazığ depremi, Elazığ ve Malatya bölgesindeki depremde
yine hemen Malatya İl Temsilciliğimiz vasıtasıyla o bölgedeki defen dedelerin yardımına koştuğumuz gibi bugün de devletimizin efendim bu kadar fedakarlıklarına katkı olsun diye bir sivil toplum kuruluşu sorumluluğuyla hareket ederek hemen ülkemizde özellikle yaşlılar ve ihtiyaç sahipleriyle ilgili hemen daha bu işin başından yaklaşık bir hafta 10 gün öncesinde efendim gıda yardımları için bir çalışma başlattık. Bir koli gıda yardımı yani bir ihtiyaç sahibi aileye belki haftalarca yetecek, belki bir ay yetecek oranda temel gıda maddelerinin içerisinde olduğu efendim 120 liralık bir gıda kolisini hemen hazırlıyoruz ve ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Yine bunun yanında son günlerde birkaç gün öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın milli dayanışma kampanyası çerçevesinde devletimizin bu çok güzel bir yardımlaşma örneği olan bu milli dayanışma kampanyasına tam destek veriyoruz. Bütün teşkilatlarımız, bütün merhamet gönüllerimiz bu kampanyaya destek veriyorlar. Bunun için şimdi böyle hassas bir dönemde her ne kadar bazı kesimler biz bize yeteriz, birlikte başaracağız söylemlerine karşılık bir takım farklı propagandalarla işi biraz da siyasi mecraya çekerek bizim ülkemizdeki en önemli hasletlerimizden birisi olan yardımlaşmayı baltalamak istiyorlar. Biz de bunların karşısında bütün gücümüzle bizim ülkemizdeki yardımsever insanlarla yardıma muhtaç insanları buluşturacak, onlara köprü olacak, onlara el uzatacak bir sivil toplum kuruluşu bilinciyle hareket ediyoruz. Dolayısıyla şu anda ülkemizin her yerinde temsilciliklerimiz vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine, evden çıkamayan 65 yaş üstüne, öncelikle yetimler, fakir fukara ve garipler başta olmak üzere yardım çalışmalarımızı bütün yoğunluğuyla devam ettiriyoruz. Bunları da bu tehlike geçinceye kadar ve daha sonraki afet dönemlerinde olduğu gibi bütün gücümüzü oraya yoğunlaştırarak diğer kampanyalarımızla şimdilik rafa kaldırarak bütün gücümüzle bu korona belasından etkilenen vatandaşlarımız için faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz inşallah. Efendim son bir soru Sayın Nail Uslu, Merhamet Teşkilatı Genel Başkan Yardımcısı. Efendim mesleğinizde kişisel gelişim ve iletişim uzmanısınız. Halkımıza evet. Hem bir STK temsilcisi vasfınızla hem kişisel gelişim ve iletişim uzmanlığı noktasında vasfınızla bir mesaj, son bir mesaj Türkiye'ye, halkımıza. Bu geçici bir süreç, yapılanlara uyuyoruz ama bir de sizden Sayın Nail Uslu mesaj almak isterim efendim. Peki, hayır. Şimdi tabii bu bir iki bir şey. Biz belki bu noktada biraz daha şanslıyız. Bizim genel başkan yardımcımız Murat Bulut Bey uzun yıllardır sağlık sektöründe çalışan, şu anda da hastane müdürü göreviyle başımızda. Yine genel başkan yardımcımız Doktor Kartın Sezen Bey hem kendisi bir özel hastanenin sahibi hem de sağlık alanında uzun yıllardır görev yapan bir kardeşimiz. Yine İslam Sağlık Birliği'nin de genel başkanı kendisi. Dolayısıyla sadece benim kişisel birliğim değil, ekip arkadaşlarımızın da efendim bu sektörün içerisinde olması dolayısıyla biz buradaki durumu çok daha yakinen anlıyoruz. Burada tabii son bir mesaj olarak belki şunu söylemek lazım. Öncelikle bir teşekkür borcumuz var. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, yani bu kriz döneminde hakikaten bütün dünyaya örnek olacak şekilde bu işi idare eden, krizi yöneten Sayın Cumhurbaşkanımızdan, ilgili bakanımız Sayın Sağlık Bakanımıza kadar ve sağlık çalışanlarımıza kadar bu işte emek veren, Türkiye'yi bu badireden atlatmak için gece gündüz demeden çalışan bütün sağlık camiasına ve yetkililere buradan bir teşekkür borcumuz var. Sonra tabii son rakamlar bizi hakikaten üzecek oranda. Dünkü rakamlar itibariyle işte 277 vefatımız var bu koronavirüsünden. Onların ailelerine de
başsağlığı diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Onlara da Mevla'dan rahmet niyaz ediyorum inşallah. Tabii bunlar olacak. Yani dünyanın her tarafında var. Ama burada özellikle konunun uzmanları ve bilim kurulu üyelerimizi dinlediğimizde üç şeye çok dikkat çekiyorlar. Biz de belki de sivil toplum kuruluşu sorumluluğuyla bu üç şeye kamuoyundaki vatandaşlarımızın dikkatini çekmemiz lazım. İkincisi özellikle mesafe konusuna dikkat çekiyorlar. Temas konusuna dikkat çekiyorlar. Yani mümkün olduğu kadar temas etmeyin insanlarla. Zorunlu olsanız bile mesafenizi birkaç metre mesafeyle tutun. Üçüncüsü ise izolasyona dikkat edin. Yani devlet bir çağrı yapıyorsa, evde kal diyorsa bu milletin sağlığı içindir. Onun için devletin bu çağrılarına kulak vermek lazım, buna uymak lazım. Şimdi biz büyük bir ülkeyiz, biz bize yeteriz, biz bu işi birlikte başaracağız. İnşallah bu badireyi de hep birlikte atlatıp Türkiye'yi çok daha güzel günlere, çok daha aydınlık yarınlara birlikte taşıyacağız diyorum. Merhamet Teşkilatı olarak bizi dinleyenlere, bizi izleyenlere hepsine sevgilerimi ve saygılarımı gönderiyorum. Ya da bu fırsatı verdiğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum Başkent Postası'na ve Serdar Bey'e. Merhamet Teşkilatı Genel Başkan Yardımcısı Nail Ustu Beyefendi'ye, Genel Başkan Yardımcıları sağlık çalışanlarına ayrıyetten teşekkürlerimi sunuyorum. Efendim katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın. İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun. Çok sağ olun.